Arkadaşlar, Akvaryum Günlükleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle farklı bir içerikle beraberim. Bugünkü konumuz adi salyangozlar ve bunları def etme yollarımız. Ne yapabileceğimiz ya da işte akvaryumumuzdan hiçbir şey henüz başlamamışken nasıl bu canlıları uzakta tutabileceğimiz. Bunlarla alakalı konuşacağız kısaca. Şimdi adi salyangozlar sizlerin de çok iyi bildiği gibi birçok akvarist, hobici tarafından baş belası canlılar olarak lanse edilir. Ancak bana soracak olursanız bu canlıların da akvaryumda üstlendiği bazı misyonlar var. Yani o kadar da problem kaynağıymış, işte cinmiş, şeytanmış gibi bu canlıları anlatmaya gerek yok diye düşünüyorum. Faydalı oldukları da birçok konu var. Ama genellikle görsel açıdan akvaryumları nasıl söyleyeyim, kötü gösterdikleri için insanlar akvaryumlarında adi salyangoz bulunsun istemiyorlar. Bir de bunların popülasyonlarını kontrol altında tutması da zorlaşıyor. Çünkü sıkça üreme girişiminde bulunur bu salyangozlar ve fazlasıyla da çoğalırlar eğer gerekli önlemleri almazsanız. Şimdi öncelikle adi salyangozu tanıyalım. Yani bu adi salyangoz nedir, ne değildir? Şimdi adi salyangoz dediğimiz arkadaşlar genellikle bazı tatlı su salyangozlarının melezi. Yani safkan bir ırktan söz etmiyoruz. Melez salyangoz tipolojisinden bahsedeceğiz. Bazı minare salyangozları, efendime söyleyeyim, bazı vahşi variyete Ramshorn salyangozları. Bunlar özellikle akvaryum ortamında sık sık gördüğümüz adi salyangozlar olarak tanımlanabilir. Bunlar göze hoş gelen yaratıklar olmadığı için ve gerçekten çok arsızca çoğaldıkları için insanlar tarafından adi salyangoz olarak isimlendirilmiştir. Ne kadar adi olup olmadığını gerçekten bilemiyorum. Adının hakkını verip vermediğini, ama bana soracak olursanız adi salyangozlar eğer popülasyonlarını belli bir kontrol altında tutabilirseniz akvaryum için çok faydalı canlılar. Bu arada sayıları çok arttı mı da ortalığın anasını ağlatırlar. Yani kirletirler bayağı akvaryumunuzun suyunu. Çünkü bu canlı da sonuçta akvaryumunuzdaki yosunlarla beslenecek ve dışkılayacaktır. Çer çöp yeme durumu gibi bir durum söz konusu değil. Bitki atıklarınızı yiyebilirler tabii ki, ama bazı insanlar böyle olabileceğini düşünerek biraz hayal kuruyorlar ama değil. Her canlı gibi adi salyangoz da yer, tüketir, gelişir ve pisletir. Yani en kötü kısmı da zaten o sonuç kısmıdır. Yani pislettiği kısımdır. Şimdi adi salyangozlar bizim akvaryumumuza nasıl taşınırlar? Adi salyangozlar genellikle arkadaşlar zaten bitkilerle bütünleştikleri için bu canlılar adeta siz eğer bir pet shop'tan bitki aldıysanız, ne bileyim akvaryumdan çıkma bir dekor aldıysanız vesaire, bunlarla beraber taşınabilirler. Yumurtlayarak zaten çoğalan canlılar yumurtasını bitkilerin yaprakları arasında bırakmış olabilir ya da bahsetmiş olduğum çıkma dekorlar, yani uzun süre akvaryum içinde kalmış, suyun içinde kalmış bazı dekorlara bırakabilirler. Siz de bunları satın aldığınız takdirde bunlarla beraber sizin akvaryumunuza taşınacaktır bu arkadaşlar. Şimdi mesele şu ki taşındıktan sonra neyle karşılaşacaksınız? Öncelikle bir süre tabii hiçbir şey göremezsiniz. Ama bir süre sonra özellikle akvaryumunuzda işte bitki yapraklarınızda böyle minik minik yaratıklarla karşılaşacaksınız. Ufak tefek böyle yaprak bitini andıran. Sonra bunların salyangoz olduğunu ilerleyen dönemde büyüdükçe geliştikçe göreceksiniz kendi gözlerinizle. Şöyle bir durum oluyor ondan sonra. Eğer bitkilerinizin yaprakları üzerinde bazı yosun problemleriniz varsa, bu arkadaşlar o yosunları afiyetle tüketerek bunu çözüyorlar. Hatta diyorsunuz ki ya aslında çok da iyi canlılarmış, biz bunların günahını almışız diyorsunuz. O kısımlar iyi. Ama sonra gelişmeye devam ettikçe
üreme faaliyetlerinde bulundukça akvaryumunuzda birer istilacı haline gelebiliyorlar bunlar. İşte o zaman da çoğu akvaristin ve hobicinin canını sıkmaya başlıyor. Çünkü insanlar çoğunlukla akvaryumlarının başına geçip dinlenmek, işte biraz o görsel etkisinden yararlanarak huzur bulmak isterlerken işte nokta nokta orada burada camda, kayaların üzerinde, yaprakların üzerinde bu adi salyangozların varlığına şahitlik ettiklerinde bir miktar üzülüyorlar. Çünkü almak istedikleri görüntü o olmuyor çoğunlukla akvaryumlarında. Akabinde herkes farklı farklı yollara başvuruyor tabii ki onlarla mücadele etmek için. Ben bir önceki kurduğum akvaryumumda açıkçası bir süre adi salyangozlarla barış anlaşması yaptım ve onlarla beraber yaşamaya çalıştım. Pek de bir problem olmamıştı. Dediğim gibi yine başlangıçta. Ancak sayıları çok 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 artınca aynı şekilde ben de bir rahatsızlığa kapıldım. Ve o zamanlar benim başvurmuş olduğum metot, tabii yavaş yavaş işte adi salyangozları artık şeceresine inemeyeceğiz, tanıttık. Çok fazla üreme faaliyetinde bulunan ve istilacı olabilen bir tür olduğundan bahsettik. Hemen de sonuç kısmına doğru ilerleyelim. Bu canlının tabii ki akvaryumdan birincil olarak uzak tutulabileceği tek bir metot var. O da dışarıdan alacağınız bitki ve akvaryum dekorlarını, eğer tabii o bahsetmiş olduğum dekor akvaryumun içinde kalmışsa, salyangozlu bir akvaryumun içinde kalmışsa, bunları iyi bir dezenfeksiyon işlemine tabi tutmak lazım. Şimdi problemi daha başlamadan bu şekilde çözebiliriz. Ben bunu yapmıyordum bir önceki akvaryumumda. Ben direkt ne alırsam haldır huldur ondan sonra dikiyordum akvaryum toprağına, şuna buna. Hiç aldırmazdım. Sonra bunun çok akılcı bir yol olduğunu fark ettim. Biraz geç oldu tabii ki. Bu bir yöntemdir. Dezenfeksiyon dediysek de yani bitkileri şimdi sirkeli suya yatırın falan demiyorum. Sadece güzel bir suya tutabilirsiniz. Zaten suya tuttuğunuzda ya da bir leğenin içerisinde birazcık yıkadığınızda bir yeşillik yıkar gibi yumurtalarından da arındırabilirsiniz. Kendi pisliğinden ve yosunundan da arındırabilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz aynı zamanda bunu yapmazsanız sadece adi salyangozlar değil, aynı zamanda yosunları da akvaryumunuza taşıyabilirsiniz. O bitkilerin üzerinde bulunan. Şimdi bunu yapmadınız diyelim benim gibi ve biraz da şimdi önceye gideceğim. O zaman benim yaşadığım problemde ben dedim ki benim akvaryumumda yosun problemi vardı. Bu arkadaşlar da yaprakların üzerine cillop gibi yapıyorlardı. Dedim ki gerçekten biz bunlarla anlaşabiliriz. Ama sonra dediğim gibi sayıları arttıkça göze hoş gelmeyen bir görüntü oluşturmaya başladılar. Işıktan rahatsız olan bir canlı, yani ışığı gördü mü hemen yaprağın altına gizlenir, bir kayanın altına sığınır. Siz akvaryumun ışığı açıkken onları pek nadir görürsünüz. Çok açsa, yaprakların üzerinde de istediği kadar, yeteri kadar besin varsa o zaman başka. Bunu yapar. Ama atıyorum. Işıkları söndürdünüz. Artık akvaryum için uyku vakti. Yani canlılar uykuya dalacaklar. Onların da belli bir uyku gereksinimi var. Bir saat, 2 saat akvaryum karanlık kaldıktan sonra ışığı bir anda açsanız camlar, kayaların üstleri, bitkiler, yani her yer alabildiğine adi salyangozlarla kaplı olabiliyor. O zaman işte akvaryumdaki varlıklarının ne olduğuyla alakalı daha gerçekçi gözlemler edinebiliyorsunuz. Gündüz gözüyle dediğim gibi çok göze çarpmasalar da özellikle akvaryumu kararttığınızda her bir yandan çıkıp dekorunuzu, bitkilerinizi sarabiliyorlar. Şimdi bununla ilgili ben ne yaptım? Benim yaptığım şey, siz de birçok videoda falan görmüşsünüzdür belki, onlardan kurtulma yolu olarak Helenalardan çok bahsedilir. Helena gerçekten güzel bir çözüm. Adi salyangozlara pusu atıyor. Kendisini kuma gömüyor belli alanlarda. Sonra yanından bir
Adi salyangoz geçerken o titreşimi hissettiğinde kumdan kendisini çıkartıp tüpçüğüyle ona bağlanıyor. Ve tüpçükle beraber adi salyangozun organlarını, işte yumuşakçasını çekmeye başlıyor. Böyle beslenen bir canlı. Helena salyangozu tabii ki önerebilirim. Ben o zamanlar faydasını görmüştüm. Sadece orada şöyle bir durum oldu salyangozla ilgili. Helena salyangozu etçil bir salyangoz. Yani akvaryumda bir süre sonra tüketebileceği adi salyangoz kalmayınca siz ona ekstra yemler vermelisiniz. Beslemeye devam edecekseniz. Kabuğu falan çok şık. Koni şeklinde bir kabuğu var. Bu canlıya da başvuranlar olabiliyor. Ben adi salyangozlarla işim bittikten sonra bu canlıyı beslemeye bir müddet daha devam ettim. Ama açıkçası biraz elimde kaldı gibi. O yüzden ben adi salyangozu yine ilk sıralara bir yere yazarım. Helena salyangozunu ilk sıralara bir yere yazarım ama çok da önermem. Çünkü en nihayetinde çok da salyangozcu bir adam da değilim bu arada. Sevmiyorum da o canlıları akvaryumda beslemeyi. Biraz mecbur kaldım. Bir salyangozu alt edebilmek için bir başka salyangoza. Şimdi öyle bir yapıdaysanız, benim gibi cins bir insansanız, salyangoz sevmiyorsanız yine şöyle bir yola başvurabilirsiniz. Ha bu arada şunu da söylemem gerekiyor. Ben akvaryumumdaki kimyasal dengeyi ve işleyişi çok umursamadığım için o dönem adi salyangozların köküne kıran getirdikten sonra maalesef ki akvaryumumda bir yosun patlaması olduğuna şahit oldum. Meğerse akvaryum onların yüzü suyu hatırına o kadar berrakmış ve temizmiş. Akvaryumumda vatoz falan beslemiyordum. Ve dediğim gibi başka tür bir salyangozum da yoktu. Hal böyle olunca adi salyangozları öldürmem benim pek de işime gelmedi. Ama görselliği kurtaracağız diye farklı bir yerden bu defa problem yaşamaya başladık. Şimdi ondan sonra ne gibi şeyler oldu? Dediğim gibi akvaryumumda bir yosunlanma oldu. O yosunlanmayı da kullanmış olduğum bazı kimyasallarla minimize ettim. Yosunlanma bu arada akvaryumlarda hep olur. Bunu sıfırlayamazsınız. Sıfırladım diyen de yalan söylüyordur. Gözle göremeyeceği kadar bile olsa bir alglenme vardır yani. Alg dediğimiz yapı her zaman olur. Su bu çünkü. Ben bu akvaryumda yeşil nokta yosunu haricinde şu an için bir yosun problemiyle karşılaşmıyorum. Bu yeşil nokta yosunundan bir önceki videomda da bahsettim. Çok da gözüme takılan bir şey değil. Bitkilerimin yapraklarına zarar vermiyor. Sadece böyle bitki kızamıkçığı gibi geliyor bana. Benek benek olmuş durumda. Yaprakları, bazı yaprakları, alttaki yapraklar özellikle, lobelyaların. O da beni çok rahatsız etmiyor. Ben bu arada onunla alakalı da Excel kullanıyorum. Ve şırınga ile beraber üzerinde o yeşil nokta yosunu olan yapraklara püskürtme yapıyorum. O da şu anda bir miktar da olsa işe yaramış görünüyor. Şimdi, evet, ben adi salyangozla alakalı şunu önereceğim size. Eğer gerçekten hani bu illetten böyle kemiksiz kurtulmak istiyorsanız, sıfıra sıfır kurtulmak istiyorsanız, dediğim gibi hani sonradan da işte bir de katil salyangoz diye bir canlıya yem atalım edelim, bir de onunla uğraşmayalım derseniz, bakın şu an yukarılarda yüzüyor. Şu canlı biraz ön tarafa gelebilirse göstereceğim size. Şimdi Pakistan botya diye bir dip balığı var. Bu dip balığı yoyo loach olarak da isimlendirilen bir dip balığı. Hindistan, Bangladeş kökenli olması lazım. Orada Ganj nehrinde falan bulunuyormuş bu balıktan. Çok farklı su değerlerini tolere edebiliyor. Zaten siz de biliyorsunuz ki bu Hinduların kutsal saydığı o nehir insanların yakıldıktan sonra küllerinin serpildiği nehir.
ve her türlü pislik pasak insanlar yıkanıyorlardı orada. Yani oradan gelen bir balık takdir edersiniz ki pek de dayanıklı olacaktır tabii. Şimdi bu Pakistan loach dediğim gibi Asya kökenli bir balık. Hatırladığım kadarıyla 6-8 pH arasını tolere ediyor. Birçok balıkta olduğu gibi. Isı olarak 24-30 santigrat derece arasında daha iyi. Su soğudukça açıkçası birçok balıkta olduğu gibi durağanlaşıyor. Çok hareketli bir balık. Bazı insanlar büyüdükçe diğer balıklara salça olabileceğini, rahatsızlık verebileceğini söylemişler. Bende iki tane var. Büyüdüler de. Diğer balıklarla bir alıp veremedikleri de yok. Şimdi bu canlı hakkında da kısaca bir bilgi verdikten sonra şunu söyleyeceğim. Ben yine aldığım bitkileri dezenfekte etmeden koyduğum da oldu. Bazen üşendiğim için. Bazen de ettim. Kafama göreydi. Ama bu defa Pakistan botya benim imdanıma yetişti. Artık birçok şeyi doğru yaptığım için zaten yosun problemim olmuyor ve adi salyangozlara da herhangi bir ihtiyacım yok. Zaten iki tane de her ne kadar işte salyangoz sevmediğimden bahsetmiş de olsam nerite salyangozu da aldım. Bakın arkadaşlar şu önde. Şu an bayağı kamufle olmuştu gitti. Demek ki ben bunu gösteremeyeceğim. Ama fotoğrafını koyarım. Şöyle biraz yakın dursam belki görürüz. Evet. Pakistan botya akvaryumda beliren birkaç tane adi salyangozu çok geç olmadan fark etti ve onları hüpletip yediler. Bakın şu zebra desenli olan ortaya çıktı. Çok güzel bir balık. Çok cana yakın. Yem zamanları aşırı aktif. Normalde dip balığı hani dibe çöken yemleri falan afiyetle götürüyor ama su yüzeyine falan da çıkıyor yemini yemek için. O konuda bayağı iştahlı ve obur. Aynı zamanda dediğim gibi salyangozların gözünün yaşına bakmıyor. Ben de adi salyangozlar 7-8 tane olmuşlardı yine bu akvaryumda. Ve ertesi gün kabuklarını gördüm. Anında bulmuş ve yok etmiş. Müthiş bir şey. Şimdi bazı insanlar salyangozlar için makrakantayı falan da öneriyorlar. Makrakanta çok güzel bir canlı. Ben de beslemek isterim. Ama özellikle hani küçükken iyiyken büyüdükçe onlar da bitkileri kökünden sökmek gibi, işte belki işte bitkileri birazcık tırtıklamak yemek gibi alışkanlıklar peyda olabiliyor. O yüzden makrakantayı çok düşünmüyorum da. Belki farklı bir akvaryumda alıp beslerim çünkü şahane bir canlı gerçekten. O desenleri beni benden alıyor. Onun da çok çok iyi bir salyangoz avcısı olduğunu, işinde usta olduğunu biliyorum. Fakat benim akvaryumuma gitmeyeceği için bu balığı tercih ettim. Akvaryumumda zaten başka bir dip balığı da şu an için yok. Sadece iki tane botyam var. Onlar da gerekeni fazlasıyla yapıyorlar. Hani bazı insanlar akvaryumunun diplerine çöken yemleri temizlesinler diye resmen bir çöpçü ordusu alıyor. Çöpçü balığı ordusu alıyor. Ama biliyor musunuz yani şöyle 100 litrelik bir akvaryumda bile bir tane, iki tane Pakistan botya sizin tek başınıza işinizi görür. Hem hacimden kurtarırsınız, daha fazla görsel balık besleme imkanınız olur. Biraz Pakistan botya övücülüğü yaptık bu videoda ama gerçekten şahane bir canlı. Onu da azıcık tanıtmış olduk. Desenlerine falan bayılıyorum. Normalde 3 tane vardı. Maalesef ki bir tanesini çok talihsiz bir şekilde kaybettim. Ama bu canlılarla da şu anda iyiyiz, mutluyuz. Dediğim gibi eğer böyle bir bitkili akvaryumunuz varsa ve hani ateşe karşı ateş açmak istemiyorsanız, yani salyangoza karşı salyangoz kullanmak istemiyorsanız daha sonra dediğim gibi çünkü Helena salyangozunu da besleyeceksiniz ve diğer canlılarınızdan eksik etmediklerinizi ona da sunacaksınız aynı şekilde. Ama hani ben bir salyangoza karşı bir balığı tercih ettiğimden Pakistan botyayı aldım. Besliyorum. Bence ona karşı kullanabileceğiniz en etkili silah ve metot botya. Makrakantayı da bitkisiz bir akvaryumunuz olur. Kayalık ağırlıklı. Onu da kullanabilirsiniz. Ama böyle bir akvaryumda kesinlikle en iş bitirici canlı ve
emin olun çok kısa sürede çözüyor. Bence Pakistan Bhotia. Diğer türlü Helena Salyangozundan belki hani canlıları hızlı bir şekilde arayıp tarayıp bulmaları için 10-20 tane alacaksınız. Ama Pakistan Bhotia gerçekten hiç durağan bir canlı değil. Bazen kumun üzerinde yan gelip yattığını görürsünüz ölü gibi. Sadece o ama çok kısa sürer. Sürekli bir mayın arama tarama faaliyeti yapan komandoya benzetiyorum ben onu. İşini çok iyi yapıyor. Bence en etkili yöntem adi salyangoza karşı, eğer def etmediyseniz başından, yani bitkilerinizi dezenfekte ederek salyangoz yumurtası girişini engelleyemediyseniz, ben Botia'yı öneriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Hani sürekli aynı şeyleri başa sarıp durmayayım. Adi salyangoz meselesi de bu şekilde. Eğer akvaryumunuzda yanlış giden bir şeyler varsa ve ne bileyim, bu canlılardan da bir miktar popülasyon oluşmuşsa, belki onlarla sayılarını kontrol altında tutmaya çalışarak iyi geçinebilirsiniz bir müddet ve yararlanabilirsiniz onlardan. Ama bu sonsuza kadar devam edebilecek bir şey değil. O dostluk ilişkisi. Dediğim gibi bir süre sonra sayıları çok çok arttığında maalesef ki onları öldürmeye yönelik bazı adımlar atmamız gerekiyor. Ve burada dediğim gibi onların bence en asılı düşmanı ve en hızlı tetikçisi kesinlikle Pakistan Botya. Eğer bu sorunla karşılaşıyorsanız bu balıktan alın ve sorunun çok kısa bir süre içerisinde çözüldüğünü göreceksiniz. Eğer gerçekten sizin için bir sorunsa tabii. Bu hala tartışmaya açık bir konu. Hobicilerin bir türlü anlaşmaya varamadığı, adi salyangoz kötü müdür, iyi midir? Ben sadece bunu sorun olarak görenler için bir canlı önerdim. Bu da böyle bir videoydu. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Başka videolarda görüşmek üzere.